Tonguç evladım benim zeka gelişir mi sence? Benimki gelişmiyor hocam ne yapacağım bilmiyorum. Bütün insanların zekası gelişebilir ve bütün insanlar zekidir biliyor musun Tonguç'um? Kimisinin spor zekası vardır, kimisinin sözel zekası vardır, kimisinin sayısal zekası. Ama her insanı Allah zeki yaratmıştır ve bizler de zekamızı geliştirebiliriz. <laughs> Birincisi şunu asla unutma her insan zekidir. Olayları kaydetme ve gerektiğinde değerlendirme sürecinde zihnin öğrenebilme yeteneğine biz ne diyormuşuz? Zeka. Zeka diyoruz. Ve mesela sen şu anda nefes alabiliyor musun? Alabiliyorsun. Su içebiliyorsun, yemek yiyebiliyorsun. Bunların hepsi çok güzel bir şey. Aynı zamanda senin bir zekan var. Çünkü sen... Keşke annemler ismimi zeki koysalardı. Aynen keşke zeki koysalardı. Ama Tonguç da güzel bir isim. Mesela diyelim ki sen şu anda eğer beni dinleyebiliyorsan ne zaman susman gerektiğini, ne zaman konuşman gerektiğini, ne zaman hangi tür espri yapman gerektiğini biliyorsan esasla sen bir zekaya sahipsin. Sadece bu kazancımızı artırmak için neler yapabiliriz onu öğrenelim. Şimdi Kimisiniz müzikal zeka vardır. Mesela Beethoven'da müzikal zeka vardır. İnanılmaz bir zeka sahiptir. İbrahim Tatlıses'e de var müzikal evet, zeka. Onda da müzikal zeka var. Ve hatta bazı insanlarda sözel zeka vardır. Bazı insanlarda görsel zeka vardır. Bazı insanlarda mesela mühendislerde sayısal zeka vardır. Veyahut da matematikçilerde. Sosyal zekaya baktığımızda ise bunu da daha çok sözelci insanlarda görürüz. Bedensel zeka. Hani biz diyoruz ya bu futbolcular da amma saf. Hiç alakası yok. Onda bedensel zekası var. O bedensel zekasını kullanarak bizden çok daha iyi futbol oynuyor. Benim takımda bedensel zeka var. Aynen. Onda bedensel zeka var ve çok de boş... var. Messi'de de var. Cristiano Ronaldo da var. Bazen bakıyorsun mesela çok ünlü bir sporcu çok komik hareketler yapıyor. Ya bu adam saf mı diyorsun? O adam belki o konuda zekasını tam kullanamıyor ama fiziksel olarak bedensel zekasını kullanmaktan çok başarılı bir sporcu olabiliyor. Şimdi birincisi sözel ve dilsel zeka geliştirmek için bizim bolca yazı yazmamız lazım. Sen zaten az biraz Türkçe'de mi daha çok başarılısın? İngilizce derse mi daha başarılısın? Yoksa matematik fende mi daha başarılısın? Bunu biliyorsundur. Eğer sen Sözel derslerde başarılı olduğunu düşünüyorsan veyahut da başarılı olmak istiyorsan bolca yazı yazmalısın. Nasıl yani? Günlük tutmak mesela çok zekayı geliştiriyor. Bunu videomuzun en sonuna saklamıştım ama burada göstermek istiyorum. Her günü anlattığın günlük tuttuğun zaman insan zihni o gün daha güzel bir şeyler yazayım veyahut da bugün neler yapmıştım onları hatırlayayım derken zihninin geliştiğini bilim insanları kanıtlamış. Dolayısıyla çok okumak ve okuduğu kelimeleri kafada resmede ve aynı zamanda bulmaca çözmek sözel ve dilsel zekayı geliştiriyor. Ne yapacakmışız? Bolca yazı yazmak. Hocam ben yazı yazmak istemiyorum. o zaman günlük tut. Çok okumak. Zaten kitap okumak inanılmaz faydalı bir şey Tonguç'um. Hemen şöyle göstermek istiyorum sana mesela. Sen bir kitap okuduğun zaman sadece ama sadece Türkçe kelime dağarcığın gelişmiyor. Aynı zamanda o kitabın içerisindeki satırları takip eder. teşekkür ederim Tonguç'um bu arada. Sait Abasiyan'ın eseri hocam. <laughs> hayır hayır. Sait Faik Abasiyan'ın Şahmer'den eseri. Burada sen şimdi bu kitabı okuyorsun ya böyle la 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 okurken hem satırları takip ediyorsun hem de kitabın içerisindeki kahramanların ya bu adam neydi bu kız ne yapıyor bir dakika bu ne olmuş falan diye Onların da hikayesini hatırlamaya çalışıyorsun ve aynı zamanda kelime dersine gelişiyor. Dolayısıyla kitap okumak sadece Türkçeyi değil, diğer derslerinde geliştiriyor. Tonguç Ela'meli. Geldik görsel zekaya. Görsel zekada gezip gördüğümüz yerleri aklımızda tutmaya ve hatırlamaya çalışmakla oluyor, oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bazı insanlar bir yere gider, oraya ikinci kez gidemez. Ben de görsel zeka çok gelişmiş hocam. Aferin. Sabah tını, kadar Instagram'a bakmaktan <laughs> çok geliştiriyorum kendimi. Görsel zeka o değil Tonguç Görsel zeka detayları çok iyi yakalayabilen. Aa burada mesela diyelim ki biz şöyle bir... işte Instagram'ın filtreleri çok iyi biliyorum mesela. <laughs> mesela şimdi buraya baktığınız zaman bazı öğrenciler ya buraları niye kapatmışlar diyebilir mesela. Aa burada ne resmi var diyebilir. Bazı öğrenciler ise bir tane kahverengi kitap geldi geçti der. İşte bazı insanlar da görsel zeka çok gelişmiştir. Renkleri ve tonları ayrıştırabilir ve görsel sanatlarla ilgilenir. Bu tarz insanlar mimar olabilir ya da ressam olabilir ya da mühendis olabilir ve bu insanlar gerçekten görsel zekaları iyi kullanır. Peki biz görsel zekamızı nasıl geliştireceğiz? Birincisi Körebe oynayarak görsel zekanı geliştirmiş Tonguç. Nasıl yani? Nasıl yani? Körebe ne ki hocam? Körebe şu. Gözünü kapatıyorsun karanlık bir şekilde. tam, göremiyorsun. Ve etrafındaki bazı şeyleri yakalamaya çalışıyorsun. Burada sandalye var. Burada masa var. Burada bu Hamza'nın kafası. Bu kardeşim işte Rüveyda'nın kafası falan diye. Böyle bir şekilde etrafındakileri gözünle görmesen bile tanımlamaya başlıyorsun. böylece artık soyut zekanı geliştirmiş oluyorsun. Ve 3D video oyunları oynamakta görsel zeka geliştiriyor Tonguç'um. Sayısal zekaya baktığımızda ise bu gerçekten hepimiz için gerekli bir zeka. Çünkü biliyorsun sınavlarda en çok bizi zorlayan ders matematik. Herkes matematiğim iyi olsa der. İşte matematiğimizi geliştirmek için de öncelikle biz tabii ki dört işlemle alakalı sorular çözmeliyiz ama... ...satranç oynamak da sayısal zekayı geliştiriyor Tonguç'um. Çünkü sen hmm, fil... Evet, piyonlar burada. Ben Ve... tavlayı tercih ediyorum hocam. <laughs> Tavla ne kadar? Tavla sadece... Keşke zan... çok seviyorum. <laughs> Tavla sadece zarartmaya yarıyor. Satranç oynamak gerçekten zeka geliştiriyor. Hatta ben mesela bir öğrencim vardı, e, Gizem diye. E, satrançta Türkiye birincisi olmuştu. Sonra son bir ay... Yani hatta dünya ikinciliği de vardı. Son bir ay çalışaraktan e, bu liselere giriş sınavında Türkiye birincisi olmuştu. Gerçekten çok zeki birisiydi. Satranç zekasını geliştirdiği için liselere giriş sınavında birinci olmadı. Ama zeki insanlar satrançta iyi oynayabiliyorlar. Bizim Sen... Kasap Ahmet amca da tavlayı çok iyi oynuyor hocam. O da çok zeki bir insan. Hadi o da çok zeki. Kasap Ahmet abi ben de tanıyorum. Gerçekten çok kaliteli etler satıyor. Sayısal bulmacalar çözmek ve taş ve kart oyunları oynamakta sayısal zeka geliştiriyor Tonguç Eylül Sosyal zeka geliştirdiğimizde ise empati yapmak ve iletişim kurmak çok önemli bir şey. Mesela empati ne demek? Empati şu. Mesela sen şu anda beni dersi dinliyorsun ya, dersi dinlerken ben kendimi senin yerine koyuyorum. Eğer ben senin yerine olsam sıkılırdım ya bu ne ya ders Çok diye. uzun oldu. Zaten kaç dakikaya geçtik hocam? Aynen 5 dakikaya geçti artık. Bitire demen hissettiğim için biraz hızlı konuşuyorum o yüzden. Mesela normalde ben eğer empati kurmasam şöyle anlatırım merhaba, sosyal zekaya... Böyle anlatırım ama ben diyorum ki sen hızlıca hemen anlatsın. Biden mı yani? Aynen. Kaç dakika olmuş Aynen. ya? Aa, 7 dakika, 6 Aynen. dakika geldi yani neredeyse. Biden'ı bildiğim için hemen hız hızlı konuşuyorum ve iletişim kurmamıza geliştiriyor. Toplumsal davranışların altındaki nedenleri inceleyen İnsanlarda sosyal zekaya sahip oluyor. Tomuş el adım benim. Sana gelin hocam, sana de gelin. <laughs> Bedensel zeka geliştirmemiz için spor yapmamız, dans etmemiz, diksiyon ve beden e dili eğitimi almamız gerekiyor. Ne gerektir. demek dans etmek? Dans etmek, müziği açıyorsun. dedi. Dansa çeçe vurma. Çüz, 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 e, salça olabilir. Salça diyorum. Salça. <laughs> ya da birleşim Salsa çaçanın birleşimi. Salça da çaçanın birleşimi oluyor. E, salça oluyor. O da şöyle bir şey. Hala çekiyorsun. Hoppa hala çekiyorsun. Horon tepe biliyorsun evde. Bunlar da zekamız geliştiriyor. Ankara havası mı? Ankara havası diyerek müzikler dinleyebilirsin. Ama diksiyon ve beden dil eğitimi de önemli. Aynanın karşısına geçerekten bir insan kendisini motive edici sözler söylediğinde gerçekten başarabileceğine daha fazla inanıyormuş. Ve müzikal zeka geliştirmek için enstrüman çalmak, müzik dinlemek çok güzel müzikler var. İster klasik müzik dinleyebilirsin, ister pop müzik dinleyebilirsin fark etmez. Ritim duymak ve müzikal faaliyetleri takip etmek de müzikal zekamızı geliştiriyor. Zihnini canlandıran yiyecekleri tüketmen gerekiyor Tonguç'um. Biz bak şu kolumuz var ya şu etimiz, parmaklarımız. Bunlar yediğimiz hücrelerden oluşuyor. Sizi yiyebilir miyim hocam? Hayır bir dakika beni yeme şu anda. Bak diyelim ki acıktın ya yani. bir ekmek yediğinde ya da bir makarna yediğinde ya da bir üzüm yediğinde bir et yediğinde onlar vücudun içinde kana karışıp sonra bu hücreler oluşturuyor. Dolayısıyla senin beynini oluşturan, vücudundaki kana oluşturan şeyler de yediklerin de bunları etkileyebiliyor. Ceviz yersen, kabak çekirdeği gibi kuru yemişler yersen, tam tahıllı yiyecekler, çilek, yaban mersini, yumurta, balık mesela. Balık yiyen insanlar gerçekten çok daha... Alık olurlar. <laughs> Hayır alık olmuyorlar. Çok akıllı oluyorlar. Şey, balık gerçekten zeka açıyor. Bir de bazı oyunlar var ki bunlar da zeka geliştiriyor. Bulmaca, satranç, zeka... Sudoku geliştirir mi? Sabahtan akşama dedem sudoku oynamaktan perişan oldu <laughs> Tonguç'um <laughs> su gerçekten zeka geliştiriyor. Neden zaten zeki? O sadece e, bazı hastalar. Süper hasa... zeka olacak. <laughs> Hayır süper zeka olmak için değil. Bazı unutkanlık hastalığı diyen Alzheimer var. Onu yakalamamak için su bilim insanları tavsiye ediyor yetişkin insanlara. O yüzden. Zeka oyun uygulamaları, zihin egzersizleri ve eşini bulma oyunu da yine çok zevkli oyunlar. Dolayısıyla son olarak e, bunu en başta söylemiştik. Her günlü anlattığın günlük tutmak da senin zekanı geliştirecektir. Yediklerimize dikkat ediyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Günlük tutuyoruz. Ardından da inşallah sınavlarımıza daha başarılı oluruz. Hadi Değil bakalım ödül sorumuzu yap yorumlara yolla Tonguç. Üm.